GCM Forex'in hazırlamış olduğu webinar eğitimine hoş geldiniz. Öncelikle bugünkü eğitimimizin konusu ekranda da göreceğiniz gibi forex piyasasında büyüme ve enflasyon verilerinin yorumlanması. Bir ülke ekonomisi için son derece önemli olan bu iki makroekonomik göstergeyi bugün birlikte forex piyasasında nasıl yorumlayacağımızı, varlık fiyatları üzerinde nasıl etkili olacağını birlikte değerlendiriyor olacağız. E, muht tabii ki. Eğitimimiz süresi içerisinde sorularınız muhakkak olacaktır. Bunları question bölümünden yine eğitimimizin süresi içerisinde yöneltebilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Eğer eğitimimizin bütünlüğünü bozmayacak sorular olursa anlatım esnasında cevaplayarak ilerleyebilirim. Ama bunun dışında eğitimimizin sonunda bir soru cevap kısmı için bölüm ayıracağız. Sizden gelecek soruları cevaplamaya çalışacağım bu kısımda. Onun dışında mail adreslerimizi ekranda da görüyorsunuz. webinar@gcmforex.com bizlere ulaşabileceğiniz, sorularınızı yöneltebileceğiniz mail adresidir. İlgili sorularınızı buraya yönlendirebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar çok soruya biz cevap vermeye çalışıyoruz. Sizlere de dönüş yapacağız. Eğitimimize başlamadan önce hemen kısaca bir soru yöneltmek istiyorum. Question bölümünden yine bununla ilgili kısa cevap şeklinde dönüş isteyeceğim sizden. Sonrasında hemen eğitimimize başlıyor olacağız. Ee, öncelikle GCM Forex'in hazırladığı webinar çalışmalarına daha önce katılanlar kimler bu şu anda burada olan katılımcılarımızdan, daha önce katıldım ya da katılmadım şeklinde hemen geriye dönüş yaparsanız bunları da görmüş oluruz. Evet teşekkür ediyorum geriye dönüşler için. Çoğunluğun, yüzde 80'lik bir kısmının yaklaşık daha önce webinar çalışmalarımıza katıldığını görüyoruz. Tanıdık isimler de zaten artık gelmeye başlıyorlar. İsimleri de artık tanıdık bize aşina gelmeye başlıyor sürekli eğitimlerimize katılan kaçırmayan şu anda burada olan katılımcılarımız da var onlara da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hemen ben eğitimimize başlamak istiyorum. Bahsettiğimiz gibi konumuz ee, büyüme ve enflasyon verileri büyüme oranı dediğimizde aslında gayri safi yurt içi hasılanın bir ülke için e, yıllık ya da çeyreklik bazlarda büyümesinin ne durumda olduğunu izlediğimiz bir ekonomik gösterge. Bunun yanında enflasyon da tabii ki önemli makroekonomik göstergelerden bir tanesi. Merkez bankalarıyla ilişkilendirerek biz bu ilgili verileri nasıl varlık fiyatları üzerinde nasıl etkili olduğunu görebiliriz. Nasıl bir yön tayin edebiliriz? Bunları birlikte bugün görmeye çalışacağız. Sesle ilgili sorun yaşadığını söyleyen katılımcılarımız var. Seste bir problem var mı şu anda bununla ilgili? Genel bir sorun mu var yoksa? Katılımcımızda mı ilgili sorun var? Evet sorun yok. Hemen onunla ilgili yanılmıyorsak katılımcımızın bir kendi ile ilgili sorunu var. Onu düzeltmeye çalışalım. Evet bu arada biz eğitimimize devam edelim kaldığımız yerden. Bahsettiğimiz gibi büyüme. Gross Domestic Product yani gayri safi yurtiçi hasıla ve enflasyon oranını bugün birlikte e, izliyor olacağız. Çal e, bu konular üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor olacağız. Öncelikle büyüme oranından GDP büyümesinden bahsetmek istiyorum. Genel tanım itibariyle ki bu bu kısımda sizi çok sıkmayacağım. Daha çok e, forex piyasasında Para birimlerinin, emtiyaların değeri üzerinde nasıl etkili olabilir bu rakamlar? Bunlar üzerinde bazı başlıklar açacağız ve özellikle ağırlıklı olarak bu konu üzerinde duracağız. Ama ne olduğunu tabii ki bilmeliyiz. Bilenleriniz vardır muhakkak tabii ki. Ancak yine de bunun üzerine geçmekte fayda var terimler üzerinde. Genel anlamda baktığımızda bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içerisinde üretilen... ...tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değerini ifade eder. Yani diyelim ki e, Türkiye sınırları içerisinde bir yıl içerisinde ne kadar e, Türk lirası ya da dolar cinsinden mal ve hizmet üretilmiş... ...biz bunu görürüz aslında gayri safi yurt şahısıyla ile. ve büyüme oranıyla gayri safi yurt aslında bizim ekonomimizi e, ifade eder. Bir önceki yıla göre ya da bir önceki çeyreğe göre, bir önceki aya göre... Bu ekonomik ürünlerin para cinsinden üretilen kısmın nasıl bir büyüme kaydettiğini ya da daralma kaydettiğini görmemizi sağlar. Genel anlamda çok önemli bir gösterge olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü genel çerçevede ekonominin performansını gösteren aslında bir göstergedir. Birçok matematiksel, e, düzeltiyorum düzeltiyorum makroekonomik gösterge var bahsettiğimiz gibi. E, ancak bunların içerisinde enflasyon ve GDP verileri yani Gross Domestic Product İngilizcesi çok önemli. E, bu iki veriyle birlikte ülkelerin ekonomileri ne, ne yönde ilerliyor bunları görebiliriz. E tabii ki bu çerçevede o ülkenin para biriminin değer kazanıp kazanmayacağını da ya da değer kaybedip kaybetmeyeceğini de tahminleyebiliriz, öngörüler oluşturabiliriz. Bunu nasıl yaparız? Tabii ki bildiğiniz gibi güçlü bir ekonomi varsa eğer ya da ekonominin güçleneceği yönünde bir beklenti varsa biz ilgili para biriminin de o ülkeye ait para biriminin değer kazanmasını bekleriz. Tersi durumda da kaybetmesini bekleriz ve buna yönelik strateji oluşturmamız gerekir işlem yaptığımız pariteler üzerinde. Ekranın sol alt köşesindeki notlarımızda gayri safi yurt içi hasılanın bileşenlerin aslında nasıl hesaplandığını formülünü görüyoruz. Bunu bilmenize çok detaylı bir şekilde gerek yok. Ancak tüketim artı yatırım artı devlet harcamaları artı ihracat ve ithalat arasındaki farkla birlikte oluştuğunu söylemekte fayda var. Burada biz aslında gayri safi yurt içi hasılanın çoğunluğu Hangi kalemlerden oluşuyor? Bunu görebiliriz ayrıca GDP verileri içerisinde. Örneğin ABD ekonomisinden örnek verecek olursak, gayri safi yurt yani GDP'nin yaklaşık %70'lik kısmı harcamalardan, tüketimden gelir. Yani tüketim tüketime dayalı bir ekonomidir. Bu yüzden ABD'de özellikle tüketici güvenlerini gösteren tüketicilerin ekonomiye ne, ne gibi bir e, bakış açısıyla e, incelediklerini gösteren veriler bu açıdan ABD için önemlidir yani tüketici güveni verileri bir anket sonucu oluşturulan rakamlardır Aslında ve eğer tabii ki geleceğe daha güvenli bakan bireyler varsa bir ülkede daha fazla harcama yapabilecekleri anlamına gelir bu da. E, tabii ki e, bu şekilde olduğunda da, evet bu sorunla da birlikte. E... Tabii ki daha güvenli ekonominin ilerleyen günlerine, aylarına, dönemlerine daha rahat bir ekonomik şart içerisinde yaşayacağını düşünen tüketiciler daha fazla harcama yaparlar. İşte ABD tarafını incelediğimizde biz tüketim kalemi bu açıdan çok önemli bir kalem. Bu da notlarımız arasında düşmemiz, belirtmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Tabii ki büyüme oranını incelerken ve GDP'yi incelerken bazı noktalar üzerinde durmakta fayda var. Bazı bilgiler üzerinde durmakta fayda var. Forex piyasasında daha çok e, yatırımcılar yıllık ve çeyreklik dönemler için yayınlanan ve hazırlanan GDP verilerini incelerler. Çünkü önlerini görebilmek ve kısa vadede para biriminin değerine ilişkin beklentiler oluşturabilmek için bu dönemsel veriler daha önemlidir. Mesela çeyreklik derken tabii ki birçoğunuz biliyor ama yılı biz 4 tane Eşit zaman dilimine ayırırız. Ocak, Şubat, Mart birinci çeyrek diye ifade ederiz. Ee, Nisan, Mayıs, Haziran ikinci çeyrek ve bu şekilde üçer aylık dönemlere ayırırız. Diyelim ki. Ee, yılın ikinci çeyreğinde, çeyreklik bazda ABD ekonomisi %1 büyüdü gibi bir ifade kullanıyorsak, burada yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, yani Ocak-Şubat-Mart dönemine göre e, Nisan-Mayıs-Haziran döneminde bir büyüme kaydedilmiş ekonomide ve bu da %1 oranında gerçekleşmiş, aslında e, bunu ifade etmiş oluruz. Yıllık bazda dersek. Geride kalan yılın aynı dönemi yani diyelim ki üçüncü çeyrek büyümesini yıllık bazda inceliyoruz. Ee, yılın üçüncü çeyreğinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yani yine üçüncü çeyreğine göre e, ne kadar büyüdüğünü görmek isteriz. Bu, bu gibi dönemsel rakamları inceleyerek ülke ekonomisindeki büyümenin ilerleyişin nasıl bir tonda gerçekleştiğini anlayabiliriz. Diğer taraftan, her zaman tabii ki bir ekonomi büyümeyebilir. Ekonomik krizlerin çıktığı zamanlarda ya da farklı koşulların geçerli olduğu durumlarda ülke ekonomileri daralabilir. Bu gibi durumda eksi büyüme oranı kaydettiğini görürüz. İşte kriz döneminde birçok gelişmiş ülkenin yaşadığı sorunu bu şekilde ifade edebiliriz aslında. Euro bölgesi, ABD, İngiltere ekonomisi hep eksi büyüme oranları kaydetti. E ilgili krizden bahsettiğimiz 2008 morguç krizinden sonra bir ekonomi 2 veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme kaydederse biz o ekonominin resesyona girdiğini yani durgunluk içerisine düştüğünü ifade ederiz. Euro bölgesi en yakın tarihte 2013 yılında bunu yaşayan ülkeydi ve 2013 yılında durgunluktan pozitif büyüme rakamları kaydederek ee, bu durgunluk resesyon içerisinden çıkmayı başardı daha sonra. Uzun dönemli durgunluk e, yaşanırsa eğer yani biz şunu söylüyoruz arka arkaya negatif büyüme kaydederse e, iki kez resesyona girmiştir diyoruz ama bu dönem uzarsa 2-3-4-5-6 gibi e, bu gibi dönemlerde sürekli negatif büyüme kaydetmesi halinde e, daha derin krizler oluşabilir. Ekonomi giderek daha e, küçük bir hale gelmeye başlarken daralırken ülke ekonomisi de çok daha büyük sorunlarla ve içinden daha zor çıkılacak bir duruma düşebilir. Bakın Amerika'nın büyüme oranı grafiği şu anda ekranda gördüğümüz 2008 e, Morguç krizinde e, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyüme oranının nasıl negatif tarafa geçtiğini görüyoruz kırmızı çerçeve içinde. Sıfır referans seviyesini görüyorsunuz. Bunun üzerindeki rakamlar tabii ki bir önceki çeyreğe göre e, artışı kaydeden aslında görüyoruz. E rakamlar artışa işaret eden rakamlar ancak morguç krizin 2008 yılında patlamasıyla birlikte derin bir daralma dönemine girdiğini görüyoruz ancak daha sonra da toparlanma gerçekleşmiş zaman zaman dönemsel bazda daralmalar gerçekleşse de ABD ekonomisinde genel anlamda büyüme kaydedebilen bir görünüm içerisinde olduğunu bu grafiğe baktığımızda söyleyebiliriz. Peki e neden sadece işte GDP verisindeki bu daralmanın öneminden bahsederken farklı göstergelerden de bahsetmiyoruz? Tabii işsizlik oranını değerlendirebiliriz. Bakın 2008 krizinde büyüme net bir şekilde daralırken, yani ABD ekonomisi daralırken işsizlik oranının alttaki grafikte yükseldiğini görebiliyoruz. Hatta büyüme ee, pozitif tarafta istikrar kazanmaya çalışırken işsizlik oranındaki yükse, sert yükselişin daha yavaş adımlarla aşağı yönlü gittiğini görüyoruz. Yani işsizlikteki eğer yapısal sorunlarla birlikte e, bir bozulma gerçekleştiyse telafisi daha yavaş oluyor. Ama ekonomik büyüme e, dönemsel bazda bile daralmaya ya da ard e, arda genişlemeye işaret edebiliyor. O yüzden e, tabii ki ekonomide bu bozukluklara neden bozulmalara neden olabileceği için işte bir ülke ekonomisinin büyüme oranı bizim için önemli. Bunu forex piyasasında da nasıl kullanacağımızı yorumlayacağız. Öncelikle şunu söyleyelim. Amerika'dan açıklanan büyüme oranı verileri tabii ki forex piyasasının, tabii ki finansal piyasaların en önemli verileri e, ABD tarafından geliyor çünkü dünyanın en büyük ekonomisi ve birçok ekonomiyi e, etkiliyor beraberinde bu ülkedeki gel gelişmeler ve Amerikan doları tabii ki dünyanın genel kabul görmüş en önemli veriler ekonomisi olarak düzeltiyorum para birimi olarak değerlendirebiliriz ABD dolarını geçerliliği şu anda dünya üzerinde en üst seviyede olan para birimi. O yüzden ABD ekonomisini çok yakından takip ediyoruz ve biz ABD'nin büyüme verisini takip ederken bazı noktaları bilmemiz gerekiyor. Şimdi ABD'nin çeyreklik bazlı GDP'sini biz takip ederken 3 tane rakam görüyoruz aslında. Bu rakamlar yukarıda ismini gördüğünüz Çalışma Bakanlığı'nın ekonomik analiz bürosu tarafından hazırlanıyor ve yayınlanıyor. Ancak birazcık daha istatistiklerin yayınlanma şeklini görmeye çalışmamız lazım. Görmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle ABD'nin bir çeyrek için açıklanacak verisi aslında 3 tane rakam görüyoruz çeyreklik rakamlar açıklanırken. Bu noktada özellikle Advance, preliminary ve final e, rakamları bizim için çok önemli. E, öncelikle ilgili çeyrek bittikten sonra advance dediğimiz e, GDP açıklanıyor, yani büyüme oranı verisi vir açıklanıyor e, Çalışma Bakanlığı tarafından. Bu ne zaman açıklanıyor? Diyelim ki birinci çeyrek bitti, yani Ocak, Şubat, Mart dönemini geçirdik. Daha sonra Nisan ayında Advance rakamı birinci çeyreğe ilişkin olarak hazırlanıp yayınlanıyor. Daha sonra Mayıs ayında preliminary dediğimiz ikinci tahmin yayınlanıyor Çalışma Bakanlığı tarafından ve sonrasında Haziran ayında final dediğimiz artık son nihai rakam Çalışma Bakanlığı tarafından tüm istatistiklerin bir araya getirilmesinden sonra ve son haline oluşma son hali oluşmasından sonra yayınlanıyor. İşte Genel anlamda bu üç veriyi biz takip ettim. Yani aslına baktığınızda e, yılın birinci çeyreğinde yüzde kaçlık bir büyüme kaydettiğini biz net olarak son nihai rakam olarak e, aslında çeyrek bittikten e, iki buçuk ay sonra görüyoruz ortalama. Yani Haziran ayında görüyoruz ilk çeyreğin rakamını. Bu da tabii ki e, verilerin yani açıklanan rakamların sirkülasyonunu sırasını doğru takip etmeyi gerektiriyor ve özellikle altını çizeceğimiz nokta şu ki burada Advance olarak isimlendirilen ilk yayınlanan tahmin özellikle piyasalarda daha fazla etkili olabilen daha fazla fiyat değişimlerine yol açabilen bir rakam olarak karşımıza çıkıyor Çünkü Advance'tan önce ne kadarlık bir büyüme kaydedileceğine ilişkin bir rakam elimizde olmuyor. Ama diyelim ki Advance %3 açıklandı. Daha sonraki interim rakamı gelirken %3 civarında en azından çok büyük değişimler olmadıysa istatistikler daha fazla tamamlandıktan sonra en azından 3'te aşağıya da yukarı yönlü bir revize olur mu olmaz mı gibi bir öngörü oluşturabiliyoruz ve bunlar fiyatlara yansıyor. Daha sonrasında tabii ki rakam açıklandığında advance kadar sert hareketler görülmüyor. Bu da bilmemiz gereken noktalar arasında. Peki euro bölgesi büyüme oranlarına bakalım. Diğer tabii ki dünyanın ABD'den sonraki en büyük e, ekonomik bölgesi e, Almanya, e, Fransa, İtalya, İspanya gibi birçok ülkenin e, ekonomisi büyük ve dünya ekonomisi için önemli ülkenin bir araya getirdiği Euro bölgesi ekonomisine baktığımızda e, farklı farklı kuruluşlardan açıklanıyor. Aslında örneğin Almanya için e, farklı bir kuruluş büyüme rakamlarını hazırlayıp sunarken e, Fransa için daha farklı bir kuruluş o ülkede büyüme verilerini yayınlıyor. Fakat Euro bölgesi geneli için açıklanan rakam Eurostat yani Avrupa Komisyonu'nun e, istatistik kuruluşu olarak Euro bölgesinin istatistiklerini tutan e, kuruluştan, kuruluş tarafından hazırlanıp yayınlanıyor. Örneğin ekranda gördüğünüz şu andaki takvim Bakın, bu yarın açıklanacak olan Euro Bölgesinden gelecek olan veriler. Yani 14 Kasım Cuma günü öncelikle saat 8.30'da Fransa'nın prelim, Preliminary biraz önce söylediğimiz GDP'sini göreceğiz. Daha sonra Almanya, Almanya için açıklanacak aynı GDP verisini göreceğiz. Saat 11'de İtalya'dan gelecek rakam açıklanacak ve saat 12'de de Euro bölgesi geneli için açıklanan GDP verisini göreceğiz. Bakın burada flash GDP yazıyor. Bu ne bunun ne olduğunu söyleyelim. Eurostat tarafından Euro bölgesinin büyüme oranı verisi iki şekilde açıklanıyor. Hatırlayın biraz önce ABD için konuştuk. 3 tane rakam görüyorduk. Fakat Euro bölgesi için Eurostat'ın istatistik tutma çalışmasına, hesaplamasına göre iki şekilde açıklanıyor. Önce flash GDP öncü rakam olarak yayınlanıyor. Daha sonra da final GDP nihai rakam olarak yayınlanıyor. Bu rakamlar üzerinde tekrar bir değerlendirme yapacağız yarın gelecek verilerin sonuçlarıyla nasıl etkilenebilir piyasa bunlardan konuşacağız. Büyüme oranından sonra Enflasyonu da biraz masaya yatıralım ve üzerinde konuşalım. Enflasyonu aslında çok basit bir şekilde tanımladığımızda, fiyatlar genel düzeyindeki sürekli ve hissedilir artış olarak tanımlayabiliriz. Bu tüketici fiyat endeksi, üretici fiyat endeksi olarak hesaplamalara hesaplamalar yapılabilir. Yani tüketiciler için enflasyon ya da üretici fiyatları için hesaplanan enflasyon, üfe ya da tüfe olarak görebilirsiniz. Forex piyasasında ise ilgili ekonomik takvimlerde incelediğinizde tüketici fiyat endeksi consumer price index yani kısaca CPI olarak yer almaktadır. Producer price index üretici fiyat endeksi ÜFE olarak yani PPI olarak yer almaktadır. PPI ve CPI verileri önümüzdeki hafta Amerika için açıklanacaklar. Yakından takip edeceğimiz rakamlar olacak tabii ki. Enflasyonun aşırı yüksek olması kadar çok düşük olması da aslında ilgili ekonomi için kötüdür. Bu noktada şunun altını çizmekte fayda var. Örneğin Amerika'da ya da X ülkesinde enflasyon yükselmiş şeklinde bir ifade kullandığımızda bu olumlu mu, olumsuz mu? Bunu anlamak ilk etapta çok kolay değil. Çok belirgin bir ifade değil. Çünkü Nasıl enflasyonun düş çok yüksek olması kötüyse çok düşük olması da o ülke ekonomisi için kötüdür. Düşük enflasyon bir ülkedeki ekonomik aktivitelerin zayıflığını bize gösterir. Eğer şu anda Euro bölgesi ekonomisinde olduğu gibi ki %0.4'lük bir enflasyon oranı var Euro bölgesinde şu anda eğer gerçekten çok düşük bu seviyelerde bir enflasyon oranı varsa, biz o ekonomide ekonomik aktivitelerin yavaş, üretimin, tüketimin, ticaretin zayıf olduğunu görürüz. Çünkü enflasyon temel anlamda genellikle tüketimden kaynaklanır. Eğer tüketim yoksa, bir ülkede talep yoksa, enflasyonun düşük olduğunu görürüz. E, bu, bu paralelde şunu da ifade etmekte fayda var. <laughs> Tabii ki. E, yeterli derecede talebin olmaması farklı e, koşullara bağlı olabilir. Bazı toplumların tasarruf eğilimi çok yüksektir. Aslında ekonomide e, yapısal bir sorun olmamasına rağmen e, tasarruf eğilimleri yüksek olduğu için daha az harcama yapar bazı toplumlar. Örneğin Japonya. Genel anlamda hep krizlerle savaşmış bir ekonomi olduğu için Japon halkı daha fazla e, tasarruf etmeye yönelik bir e, halk olarak tanımlanır ama bunun dışında işte e, daha farklı tüketime daha yatkın ülkelerde enflasyon biraz daha yüksektir çünkü talep vardır. Tasarruf eğilimi yerine harcama eğilimi daha yüksek toplumlarda bunu görürüz. Tabii ki mesela euro bölgesinden örnek verdik. E, ekonomi e, enflasyon oranının %0.4 seviyesinde olduğunu ifade ettik şu an cari düzeyin. Buradaki sorun insanların aslında Parası var ama harcamıyor şeklinde bir görünüm değil ortada e, izlediğimiz nokta e, para harcamaktan e, biraz daha kaçınmakla ilgili bir şey e, olabilir iki tane unsur demiştik ya parası vardır tüketicilerin e, ama harcama konusunda e, çok eli açık değildirler önlerini göremedikleri için diğer taraftan da e, gerçekten işsizlik yüksek olduğu için yani tüketicilerin para parası olmadığı için tüketim güçleri olmadığı için talep eksikliği vardır. Bu gibi durumlarda tabii ki enflasyon düşüktür. Euro bölgesinde bizim gördüğümüz ise gerçekten şu anda ticari aktivitelerin zayıf olması, üreticilerin ürettiğini satamaması, tüketicilerin almakta güçlük çekmesi, zorlanması. E, tabii ki bu gibi bir durumda üretici ürettiğini satamıyorsa eğer e, küçülmeye gider genel anlamda işletmeler ve şirketler, bu da işsizliğin yüksek olmasına neden olur. Aslında birbirleriyle bağlantılıdırlar. Peki enflasyon yüzde kaç olursa iyi deriz. Dünya üzerinde iktisatçılar, profesörler yüzde iki civarındaki enflasyonun bir ülke ekonomisinde olması gereken enflasyon olarak tanımlanması konusunda hemfikirdirler. %2'nin üzerindeki enflasyonlar, çok üzerindeki enflasyonlar nasıl olumsuzsa bahsettiğimiz gibi %2'nin çok altındaki enflasyonda örneğimizdeki Euro bölgesi örneğindeki gibi olumsuz bir göstergedir aslında bizim için. O yüzden cümlemizin başına gelirsek eğer, X ülkesinde enflasyon yükselmiş gibi bir ifade kullandığımızda kaçtan kaça yükselmiş bu soruyu sormamız lazım ki arkasından. Örneğin Euro bölgesinde %0.4'ten %0.8'e 9'a çıkması enflasyonun olumlu bir gelişme olarak algılanabilir. Ekonominin bir miktar canlanmaya başladığı yönünde bir gösterge olarak düşünüldüğü için. O yüzden enflasyon oranını yorumlarken, ülkenin para birimleri değerindeki etkilerini de değerlendirirken, bu konuya özellikle e, değinilmesi gerekiyor. Çok yakın bir örnek var aslında önümüzde de. Hatta önümüzdeki hafta İngiltere'den enflasyon oranı verisi açıklanacak, CPI verisi İngiltere için açıklanacak. Burada e, ben daha detaylı bir şekilde ilerleyen e, slaytlarımızda bundan bahsedeceğim. Ama geçtiğimiz ay e, İngiltere'nin Enflasyon oranı %1.5'ten %1.4'e gerilemesi bekleniyordu, yani olumsuz bir beklenti vardı. Fakat enflasyon oranının biz %1.2'ye düştüğünü gördük, yani beklentiden daha fazla bir düşüş gerçekleştiğini gördük CPI verisinde ve sterlinde de bu olumsuz rakam sonrası sert düşüşler izlendiğini gördük. Enflasyonun tersi durumuna deflasyon olarak ifade edebiliriz, tanımlayabiliriz. Enflasyonun tersidir. Talebin çok düşük olduğu ortamlarda insanların paralarını harcamaktan çekinmesiyle ya da para sıkıntısı içerisinde olmasıyla birlikte oluşan durumdur. Üreticilerin bahsettiğimiz gibi ürettiğini satmakta ya da e, tacirlerin, tüccarların e, ürünlerini satmakta zorlandığı durumlar ve bunun paralelinde de işsizliğin yüksek olduğu bir süreci tanımlar. Şimdi bu noktada hem enflasyonla hem de büyüme oranı ile ilgili bazı ifadeler kullandık. Peki bunlar forex piyasası da öngörü oluşturabilmek için bizim ne işimize yarar? Burada özellikle para birimlerinin değerinin neden bu ilgili verilerle yükselip ya da düştüğünü göreceğiz. Bu mantığı sizin de anlamanızı çalışmaya, e, anlamanızı sağlamaya çalışacağım. Öncelikle politika faiz oranı nedir bundan bahsedelim Merkez Bankası'nın politika faiz oranı şeklinde çokça duymuşsunuzdur ee, işte faiz oranları düştü yükseldi şeklinde bizim burada bahsedeceğimiz nokta üzerinde duracağımız kısım politika faiz oranı politika faiz oranı e, Merkez Bankası'nın özel bankalara borç para verirken kullandığı faiz oranıdır Genel çerçevede faiz oranının ne olduğunu tanımlarsak, paraya ulaşabilmenin maliyeti ya da elinde tasarrufu olan kişi içinse paranın getirisidir. Tabii ki e, özellikle bahsettiğim gibi bizim için merkez bankasının uyguladığı politika faiz oranı yani interest rate olarak da bunu çokça duyabilirsiniz. Asıl önemli noktadır ve bu politika faiz oranındaki değişimler ülkenin para birimindeki değişimlerde çok sert etkilere neden olabilir. Sadece faiz oranı ile değil parasal genişleme ile de parasal genişleme şeklindeki bir programla da piyasalara müdahale eder merkez bankaları. Dolanımdaki para miktarını amaç zaten arttırma ya da azaltmaktır faiz oranı politikasıyla ve parasal genişleme politikasıyla bahsettiğimiz e, gelişmiş ülke merkez bankaları dolanımdaki para miktarını ayarlamaya çalışırlar. Bunu neden yaptıklarını üzerinde de konuşacağız ama öncelikle bu konuyu anlayalım. Şimdi tabii ki özel bankaları biliyoruz. Özel bankalar e, piyasada fon arz edenlerle fon talep edenler arasında bir ilişki içerisindedir. Fon arz edenler elinde tasarrufu olanlar ve bu tasarrufuyla parasını bankaya götürüp faiz kazancı elde edenler, fon talep edenlerse fona ihtiyacı olanlar, paraya ihtiyacı olanlar bankaya gidip e, kredi talebinde bulunanlar. Özel bankalarda bu ikisi arasında aslında bir aracı konumunda. Tabii ki farklı faiz oranları uygulayarak mevduat faizine ve kredi faizine kazanç sağlamaya çalışırlar. Bir diğer taraftan biz bu çerçeve içerisindeki kısmı piyasa olarak adlandırırsak, sadece özel bankalar bahsettiğimiz bu kesimle ilişki içerisinde değildirler. Merkez bankalarıyla da sürekli ilişki içerisindedirler ve özel bankalar merkez bankasından borç para alabilir ya da elinlerindeki fazla mevduatı merkez bankasına faiz kazancı elde etmek için yatırabilirler. Bizim bahsettiğimiz kısım politika faiz oranı Merkez Bankası'nın özel bankalara borç para verirken kullandığı faiz oranı. Diyelim ki Merkez Bankası faiz oranını yükseltti. Özel bankalar daha yüksek maliyetle Merkez Bankası'ndan borçlanmak zorunda kalacağı için daha Az kredi kullanırlar ve tabii ki bu paralelde hem yükselen faiz oranlarını kredi kullandırırken piyasaya da yansıtırken hem de daha az miktarda kredi kullandırırlar. Piyasanın içerisine akan para miktarı yükselen faiz oranlarıyla birlikte azaldığı için biz o ülke para biriminin değer kazandığını görürüz. Çünkü miktarı az olan şeyin değeri yükselecektir ya da miktarı çok olan şeyin değeri de düşecektir. Bu bahsettiğimiz miktar kuramı nasıl birçok ürün için geçerli ise paranın miktarı için de geçerlidir. Para için de geçerlidir. Diyelim ki Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü. Özel bankalar daha düşük maliyetle daha fazla kredi kullanabilecekler. Borç para alabilecekler Merkez Bankası'ndan bu durumda. Ve kredi kullandırırken de piyasanın içerisine kobilere, bireylere, büyük şirketlere, holdinglere daha düşük maliyetlerle daha fazla kredi kullandırabilecekler. Tabii ki bu durumda piyasada dolanımdaki para miktarı artacağı için öncekine göre biz para biriminin değer kaybettiğini görürüz. Forex piyasası katılımcılarının bilmesi gereken altın kuranlardan bir tanesi Merkez Bankası'nın faiz oranını arttıracağı yönünde beklentiler oluşuyorsa piyasada ya da Merkez Bankası sürpriz bir şekilde faiz arttırıyorsa, biz o ülkenin para biriminin değer e, kazandığını görürüz faiz arttırım sonrasında. Ama faiz indiriyorsa Merkez Bankası sürpriz bir şekilde ya da faiz indireceği yönünde beklentiler oluşuyorsa piyasada ilgili para biriminin değer kaybettiğini e, görürüz. Tabii ki bahsettiğimiz gibi. E, amaç burada dolanımdaki para miktarını arttırıp ya da azaltarak e, paranın değerini değiştirebilmekse bunu sadece faiz oranıyla yapmayabilir. Parasal genişleme olarak isimlendirilen ve 2008 krizinden sonra gelişmiş ülke merkez bankalarının çoğunun uygulamaya koyduğu bir program var. Bunu quantitative easing ya da kısaca QE, parasal genişleme, tahvil alım ya da varlık alım programı ya da nicel gevşeme olarak da duyabilirsiniz. Merkez bankası eğer faiz oranlarını düşürmek istiyorsa, e, ki 2008 krizinden sonra sıfır seviyesine yakın düzeylere çekti gelişmiş ülke merkez bankaları, e, bir piyasaya da dolanımdaki para miktarını arttırmayı amaçlıyorlar bu şekilde. Bunu neden yaparlar? Eğer bir ekonomide durgunluk varsa, yani enflasyon çok düşük seviyelerdeyse, işsizlik oranı yüksekse, merkez bankaları Piyasanın içerisine akan para miktarını arttırarak ekonomine ekonomik bir aktörlerin daha kolay paraya ulaşmasını, daha kolay yatırım yapabilmesini, daha kolay e, e, ticarete konu olan para miktarının fazlalaşmasını sağlayabilirler. Bu gibi durumda işsizlik oranını düşürmek ya da enflasyon oranını arttırmak amaçtır. Ancak e, faiz oranlarını sıfır seviyesine kadar çekmemize rağmen... İstediğimiz ekonomik etkileri alamıyorsak işte burada Merkez Bankası parasal genişleme programını uygulayabilir. Direkt olarak özel bankaların elindeki değerli kağıtları, devlet tahvillerini satın alarak onlara bunun karşılığını bu alışverişin karşılığında özel bankalara parasını verirler. Tabii ki özel bankalarda ellerinde daha fazla mevduat para olduğu için daha fazla kredi kullandırarak bu şekilde piyasanın içerisine akan nakit para miktarını arttırabilirler. Bu gibi durumda tabii ki dolanımdaki para miktarı arttığı için e, para biriminin de değer kaybetmesini bekleriz. Şimdi biraz önce faiz oranından bahsederken şunu bir kez daha e, düşünelim. Şimdi Merkez Bankası Eğer diyelim ki bir ekonomideki sorun yani buradaki piyasadaki ekonomik sorun yüksek işsizlik ve düşük büyüme yani düşük büyüme varsa işsizlik oranı da genel çerçevede yüksektir yani ekonominin cansız bir halde olduğunu düşünelim Merkez Bankası bu gibi durumda faiz oranlarını düşürerek piyasanın daha kolay borçlanmasını sağlayıp ekonominin canlanmasını amaçlayabilir daha fazla fon akıtarak piyasanın içerisine ama diyelim ki bir ee, ilgili ekonomideki sorun yüksek enflasyon. İşte yüksek enflasyonun önüne geçebilmek için Merkez Bankası faiz oranlarını arttırarak piyasanın içerisine akan fon miktarını kısar ve bu şekilde dolanımdaki para miktarı azalacağı için enflasyon taleple daha az destekleneceği için aşağı yönlü bir eğilim içerisinde olabilir. İşte e, enflasyonist ortamda Merkez Bankası e, Faiz oranlarını yüksek tutmayı tercih ederken işsizlik oranının e, yüksek olduğu deflasyonun daha fazla etkili olduğu durumlarda da e, faiz oranını düşük tutmayı tercih eder. İşte aslında piyasaların büyüme oranı ve enflasyon oranı gibi veriler açıklandıktan sonra e, fiyatladığı şey piyasalardaki budur. Yani ülke ekonomisinin gidişatına ilişkin e, görünümü yansıtır tabii ki ilgili veriler ama... Merkez Bankası'nın faiz ya da diğer para politikası aracıyla bu ilgili ekonomik görünüme ilişkin nasıl adımlar atacağını piyasalar, fiyatlar. Şimdi gelelim İngiltere örneği vermiştim. Oradan bir kez daha bahsedelim. İngiltere ekonomisi 2013 yılının ortalarından bu yana önemli bir toparlanma kaydetti. Ee, ve... Gelişmiş ülkelerden çok daha iyi bir performans gösterdi. Bu paralelde bir sterlin dolar paritesinde 2013'ün ortalarından 2014'ün ortalarına doğru kadar önemli bir yükseliş izledik. 1.48'lerden sterlin dolar paritesi 1.72'lere doğru bir rally yaptı. Aslında burada yukarı yönlü hareketin İngiltere ekonomisindeki olumlu gelişmelerin yanında... İngiltere Merkez Bankası'nın diğer merkez bankalarından daha önce faiz arttırımına gideceği yönündeki beklentilerin fiyatlanmasıydı. Çünkü şu anda enfra, gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz oranları çok düşük seviyelerde. Amerika Merkez Bankası'nın %0.25 e, İngiltere Merkez Bankası'nın %0.50. E, bu tamamen bu düşük faiz politikası ekonominin işte krizin etkilerini üzerinden atmasını kolaylaştırmayı amaçlayan bir politika. Türkiye'ye bakarsak bizim enflasyon oranımız şu anda %8-%9 civarında olduğu için e, Merkez Bankası da ona göre bir faiz politikası uyguluyor. %8.25 bizim politika faiz oranımız. Ama Euro bölgesinde %0.4 enflasyon oranı, politika faiz oranı %0.05. Amerika'da enflasyon oranı %2'nin altında, İngiltere'de %1.2 ve bu merkez bankaları da düşük enflasyon ortamında ekonomiyi destekleyebilmek için daha düşük faiz politikalarıyla %0.50 ve %0.25 gibi politika faiz oranları uyguluyorlar. Bahsettiğimiz gibi deflasyonist ortamda mıyız? Enflasyonist ortamda mıyız? Ya da Merkez Bankası ülkedeki sorunu ne olarak tanımlıyor ve ona yönelik adımlar atmayı mı nasıl, e, nasıl tercih ediyor? Bu önemli. İşte e, Sterling Dolar paritesinde bahsettiğimiz o 2014'ün ortalarına kadar devam eden 1.78'e kadar uzanan rally'nin temelinde aslında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranını, oranlarını diğer ülkelerin merkez bankalarından daha yakın bir tarihte arttıracağı beklentisinin fiyatlara yansıması Olmasıydı. Temel anlamda baktığımızda evet ülke ekonomisi tamam olumlu bir şekilde ilerliyor şeklinde ülkenin para biriminde değer kazanacağını düşünürüz biz forex piyasası katılımcıları olarak özellikle Türkiye'de ancak aslında piyasada fiyatlanan nokta merkez bankasının açıklanan rakamlar sonrasında ilerleyen dönemlerde nasıl para politikası adımları atacağının fiyatlanmasıdır. Eğer iyi veriler geliyorsa merkez bankası enflasyonist eski. E Baskının oluşmaması için faiz oranlarını arttırmayı tercih eder. Ancak e, olumsuz veriler geliyorsa, ekonomi durgunluğa ilerliyorsa, faiz oranlarını indirmesi beklenir merkez bankasının. İşte bu fiyatlamalarla faiz oranını indireceği yönünde bir e, beklenti oluşturuyorsak, bize eğer gelen ekonomik verilerle, tabii ki o ülke para biriminde değer kayıplarının olacağını düşünmemiz gerekir. Tam tersi bir şekilde de eğer para politikasını sıkılaştıracağını ya da enflas, e, faiz oranını arttıracağı yönünde bir düşüncemiz varsa açıklanan enflasyon ve büyüme rakamlarıyla birlikte biz o para biriminin değer kazanacağını düşünerek o para birimine yatırım yapmayı tercih edebiliriz. Forex piyasasında hem alış hem satış yönlü işlemler bildiğiniz gibi zaten gerçekleştiriliyor. Euro Bölgesi'nin enflasyon oranı ve Euro başlıklı bu slaytımıza bakacağız. Eurostat tarafından açıklanan veriler yayınlanacak, yarın da gelecek bu veriler. Ama aynı büyüme verisinde izlediğimiz gibi. Euro bölgesine ilişkin enflasyon rakamları da CPI dataları da iki şekilde geliyor. Öncü CPI ve sonra final CPI şeklinde. Yine Eurostat'ın büyüme oranında nasıl bir açıklama takvimi izliyorsa burada da benzer şeyi görüyoruz. Flash estimate dediğimiz CPI şurada göreceksiniz. Bakın yani Consumer Price Index Flash Estimate dediğimiz öncü tahmin enflasyon oranı için. Bu öncü tahmin genelde ilgili ayın son işlem gününde açıklanır. Örneğin işte <laughs> 31 Ekim'de Ekim ayına ilişkin yayınlandı diyelim e, önce enflasyon. Daha sonra takip eden ayın yani Kasım ayının ortalarında da Final CPI açıklanır. Yani nihai rakam açıklanır. Ve artık bu rakam son rakam olarak değerlendirilir. Peki enflasyon ya da büyüme verilerinin bu şekilde açıklandığını daha önce bilenler var mıydı? Question bölümünden yine biliyordum ya da bilmiyordum şeklinde geriye dönüş yaparsanız hemen burada size bir soru yöneltmek istiyorum. Bir, birkaç saniye ayıralım sizden gelecek cevaplar için. Evet, cevaplar gelmeye devam ediyor. Genel çerçevede, e, bilmeyenlerin çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Evet, gene ağırlıklı olarak bu konu hakkında bilgi sahibi olmayanlar daha fazla. Şimdi Eurostat, yani Euro Bölgesi'nin istatistiklerini tutan işte enflasyon ve büyüme oranlarını daha sonra yayınlayan bizim gördüğümüz kuruluş ilgili enflasyon oranlarını açıklama açıklarken yani düzenlerken hazırlarken öncelikle ilgili ayın son işlem gününde bir rakama yayınlıyor ve diyor ki Euro bölgesindeki Ekim ayına ilişkin enflasyon oranı büyük ihtimalle yüzde 0.4 şeklinde bir açıklama yapıyor. <laughs> Bu tabii ki bahsettiğimiz gibi eğer Ekim ayıysa öncü veri ilgili ayın son işlem gününde açıklanıyor. Ancak daha sonra Kasım ayında yine Ekim ayı için e, açıklanan bir enflasyon rakamı oluyor. Bu da Eurostat şunu söylüyor aslında. Ben e, daha önce öncü rakam olarak 0.4'lük bir rakam açıklamıştım. Bu rakamı yüzde 0. 4'ten %0.3'e ya da %0.5'e revize ediyorum. Ya da şunu söylüyor. Hiçbir revize yok. Önce enflasyonla nihai rakam aynı. Final CPI aynı. Ee, ve Ekim ayında Euro bölgesine gerçekleşen son nihai kararımız enflasyon %0.4 şeklinde bir rakam açıklamış oluyor. Gene açıklanan ilk rakam öncü CPI olduğu için piyasalarda daha sert hareketlere neden olan veri aslında öncü CPI'dır. Yani ayın ortalarında gördüğünüz rakam bir önceki aya ilişkin açıklanan rakam aslında. Ancak bu rakam piyasalarda daha fazla yani şurada gördüğünüz bakın 14 Kasım'da açıklanacak rakam. Bu çok sert hareketlerin olmasına neden olmaz piyasalarda genel anlamda. Ancak öncü rakamlar daha sert hareketlerin oluşmasına yol açabilir. Bakın 31 Ekim cuma günü bahsettiğimiz gibi Türkiye saatiyle 12'de Ekim ayına ilişkin CPI verisi yayınlandı. İşte core CPI, çekirdek CPI ismini verdiğimiz bir rakam daha var. Enflasyon oranında bu da yayınlandı. Eee işsizlik oranı ve İtalya'nın işte enflasyonu aynı dönem içerisinde o gün açıklanmış. Tabii ki piyasaların daha çok fiyatladığı rakam e, flash estimate dediğimiz öncü CPI verisi. Önceki dönem %0.3'müş. Yani Eylül ayında %0.3 olarak gerçekleşmiş. %0.4'e çıkması bekleniyormuş enflasyon oranının. Ve açıklanan da %0.4 yani beklentiler paralelinde gerçekleşmiş. Tabii ki eğer beklenti paralelinde gerçekleşmişse bu rakam piyasada çok sert hareketlerin oluşmasını beklememeliyiz. Çekirdek CPI dediğimiz rakam nedir? Hemen bundan bahsedelim core cpi çekirdek cpi gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan enflasyon oranına deriz biz çekirdek enflasyon. Çünkü e, bazı durumlarda normal manşet Enflasyon yani CPI verisi çekirdek CPI'ye göre hatalı bilgiler verebilir ekonominin gidişatına ilişkin. Bu gibi durumda biz çekirdek CPI'yi izlemeyi tercih ederiz ekonominin durumunu anlayabilmek için. İki veri de önemlidir aslında ikisini birden değerlendirmekte fayda var. Çünkü gıda ve enerji fiyatları aslında otonom giderlerdir. Yani bir bireyin hiç geliri olmasa bile barınmak zorunda olduğunu ya da ısınmak zorunda olduğunu ya da yemek yemek zorunda olduğunu biliriz. Bunu borçlanarak yapar hiç geliri olmasa bile. Ama işte bazı durumlarda bu bize ekonominin gidişatına ilişkin yanlış bilgiler verebilir. O yüzden Core CPI bu gibi durumlarda çekirdek CPI bize yardımcı olacak göstergedir. Altta Euro bölgesinin enflasyon oranı 2010 yılından itibaren grafiğini görüyoruz. Bakın 2008 krizinden sonra düşük seviyelerden %1'den 2010, 2011 ve 2012'de yükseliş kaydettiğini görüyoruz %3'e kadar. Daha sonra ekonomik aktivitelerin canlanmakta güçlük çekmesiyle birlikte enflasyon oranında aşağı yönlü bir eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz ve %1'in altında hatta %0.5'in de altında rakamlar izlendiğini görüyoruz. Son olarak %0.4'e %0.3'ten yükseliş kaydettiğini ifade etmiştik. Gelelim yarınki verilere, büyüme ve e, enflasyon rakamları ile ilgili bu açıkları, açıklamalarımızdan sonra yarın Türkiye saatiyle 8.30'da büyüme ve enflasyon rakamları Avrupa tarafından takip edilecek. Öncelikle 8.30'da Fransa'nın büyüme oranını göreceğiz. Fransa bakın bir önceki rakam 0.0 olarak gerçekleşmiş yani ne daralmış ne e, bir büyüme kaydetmiş Fransa ekonomisi. Bir de bazı ekonomi takvimlerinde görebilirsiniz. Mesela Fransa GDP verisi diyor Gross Domestic Product. Q slash Q ifadesini görüyorsunuz. Burada Q bahsettiğimiz quarter, çeyreklik demek aslında. Çeyrekten geliyor. Eğer şu şekilde quarter slash quarter görüyorsak bir önceki çeyreğe göre açıklanan rakamdır. Eğer burada Y slash Q görürseniz bir önceki bir önceki yılın aynı çeyreğine göre karşılaştırma yaparak açıklıyoruz bu veriyi demektir aslında. Şimdi Fransa, Almanya ve İtalya sabah saatlerinden itibaren büyüme rakamları açıklanacak. Bakın İtalya'nın daralmasını bekliyoruz yılın ikinci çeyreğinde. Hepsi yılın ikinci çeyreğine ilişkin açıklanacak rakamlar. Bir diğer taraftan şunu da söyleyelim, büyüme verilerinden sonra saat 12'de Türkiye saatiyle Final CPI ve Flash GDP açıklanacak. Yani öncü büyüme rakamıyla nihai enflasyon rakamı açıklanacak. Bahsettiğimiz gibi Final CPI piyasalarda daha fazla, daha daha düşük etki yaratan bir veri. Flash CPI daha etkili oluyor euro üzerinde ama büyüme oranı verisini göreceğiz. Öncü rakamı göreceğiz final verisinden önce yarın açıklanacak. %0.1'lik bir büyüme kaydetmesi bekleniyor. Bir önceki dönem büyüme kaydedemediğini görüyoruz euro bölgesi ekonomisinin. Bu da aslında euro bölgesinde işlerin çok da iyiye gitmediğine işaret eden rakamlardan bir tanesi diyebiliriz. Hem enflasyon durgununa işaret ediyor hem de Büyüme oranı verisi çok e, iyi sinyaller vermiyor Euro Bölgesi ekonomisi için. İşte şimdi diyelim ki yarın e, Euro Bölgesi ve geneli için ve üye ülkeleri için açıklanan işte Fransa'dan, e, Almanya'dan, İtalya'dan gelen veriler. E, <laughs> Beklentilerin üzerinde genel anlamda olumlu geldi. İşte CPI, final CPI %0.5, %0.6 geldi. Bu olumlu bir algı oluşturacaktır piyasalarda. Çünkü ekonominin biraz kıpırdandığına işaret edecek bu artan enflasyon. Diğer taraftan işte GDP'lerin genel anlamda beklenti rakamlarının üzerinde geldiğini düşünelim. Piyasalar bu gibi bir durumda Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasını daha fazla genişletmeyeceği yönündeki bir beklentiyi fiyatlayarak Euro'nun değer kazanmasını sağlayabilirler. Tam tersi bir durumda, eğer ilgili rakamlar beklentilerin altında kalırsa, olumsuz bir e, görünüm eğer izlersek bu ilgili tabloda. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasını daha da genişletmek zorunda kalacağı yönündeki beklentiler fiyatlara yansıyarak Euro'da sert değer kayıpları görebiliriz. Şu anda Euro bölgesi Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon e, politika faiz oranı %0.05 yani artık sıfıra çok yakın. O yüzden faiz oranını daha da düşüremiyor Avrupa Merkez Bankası. Parasal genişleme tarafında evet hem e, Teltro dediğimiz hem de varlığa dayalı menkul kıymet alımları gerçekleştireceğini açıkladı ve piyasaya para süreceğini açıkçası beyan etti. Yani ben piyasada dolanımda olan nakit olmayan varlıkları, değerli kağıtları, tahvilleri satın alarak bunların karşılığında özel bankalara parasını vereceğim. Ki özel bankalarda daha fazla kredi versinler ki ekonomiye yatırımlar, tüketim artsın. Bu şekilde de ekonomi canlansın, işsizlik düşsün, enflasyona biraz yükselsin. Aslında amaçlanan senaryo bu. İşte <laughs> Faiz oranına ilişkin beklenti değil de bu paralelde Avrupa Merkez Bankası zaten genişlemeci bir para politikası uyguluyor. Yani piyasaya para e, likiditesi sağlayan bir e, program uyguluyor. E, eğer ilgili veriler zat olum daha da olumsuz gelirse ekranda gördüklerimiz Avrupa Merkez Bankası daha da fazla genişlemeci para politikası uygulamak zorunda kalabilir ki dolanımdaki para miktarını arttıracak bir etki yaratacağı için bu Euro'da değer kayıpları görmeyi bekleriz. Diğer taraftan olumlu veriler, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasını genişletme konusunda aceleci davranmayacağı yönünde bir beklentinin fiyatlanmasını sağlayabilir. Bu da Euro'da yukarı yönlü hareketlerin izlenmesini sağlayabilir. <laughs> Şimdi genel çerçevede büyüme ve enflasyon oranlarının aslında forex piyasasındaki fiyatlamalara yansıması bahsettiğimiz gibi üzerinde durduğumuz gibi. Tabii ki e, veri iyi geldi o zaman bu e, ilgili para birimi değer kazanacak. Veri kötü geldi o zaman e, ilgili para birimi değer kaybedecek şeklinde beklentiler oluştururken aslında daha çok bunların nedenlerini de sorguladığımızda ilişkinin merkez bankalarının para politikası tarafında atacağı adımlar olduğunu ve buna yönelik fiyatlamaların piyasalara yansıdığını bilmekte büyük bir fayda var. O yüzden e, bir ülke ekonomisinin ne yönde ilerlediğini gösteren enflasyon ve GDP verileri bizim için büyük bir önem taşımaktadır ki merkez bankaları da bu rakamları çok yakından takip etmektedir ve para politikalarını ülkedeki bu ekonomik şartlara değişen konjonktüre göre ayarlamaktadırlar. Piyasalarda merkez bankasının atabileceği olası adımlar karşısında bu şekilde önceden fiyatlamalar gerçekleştirebilirler ki forex piyasasında da sert bir şekilde görebiliriz bu fiyatlamaların ilgili para birimleri üzerindeki etkilerini. Şimdi ee, genel anlamda benim ifade edil, edip etmek istediklerim konumuzla ilgili bunlar. Eee question bölümünden çok fazla soru gelmedi katılımımız iyi olmasına rağmen ancak inşallah konu anlaşılmıştır. Ee, bazı sorular geldi. Ya ee, 4-5 tane ben bunları cevaplamaya çalıştım eğitim içerisinde o konulara da değinerek. Birkaç tane soru da geliyor şu anda question bölümünden. O soruları inceleyip yanıtlarını verdikten sonra Eğitimimizi tamamlayacağız. Hemen question bölümüne ben dönüyorum. Şimdi bir katılımcımız Şunu merak etmiş Anladığım kadarıyla e, Enflasyon fiyatlamasını %0.4 ken 5'e gelince olumlu oluyor demiş. Yani %0.5'i ifade etmiş yanılmıyorsam. Evet doğru. Ee, enflasyonun düşük seviyelerden yükselişe geçen bir görünüm içerisinde olması ama burada şunu ifade edelim. %2'nin altındayken <laughs> örneğin işte %1'den %2'ye doğru bir ilerleme kaydediyorsa bu olumlu olarak düşünülebilir. Ama %2'nin üzerinde sürekli bir yükseliş eğilimi içerisindeyse işte bizim yaşadığımız Türkiye için enflasyon oranının yaşadığı belirli dönemler olmuştu. Burada enflasyon oranının yükselişini olumlu bir gösterge olarak algılamak çok doğru değildir. Euro ile ilgili hangi döviz çifti daha çok etkilenir? Tabii ki Euro-Dolar. Avrupa düzeltiyorum euro bölgesine ilişkin gelecek rakamlar bu haberler daha çok euro dolar paritesinde ve euro pound paritesinde onu da ekleyebiliriz euro sterlin paritesinde daha sert hareketlerin oluşmasına neden olmaktadır onu da ifade edelim ülkenin enflasyonunun %2 olduğunu nasıl bileceğiz ilgili istatistik kuruluşunun yayınladığı rakama bakacağız bu <laughs> Türkiye'de TÜİK, başka ülkelerde de farklı istatistik kuruluşlarından yayınlanıyor. Ben sorulara bakmaya devam ediyorum. Evet bir katılımcımız şöyle bir ilişkiyi sormuş. Peki diyelim ki demiş veriler iyi geldi. Euro dolar paritesi veriler iyi geldiği için yükseldi. Yani dolar değer kaybetti euro karşısında. Dolar TL'ye bunun etkisi olur mu demiş. Tabii ki olabilir. Özellikle şunu ifade edelim bu da önemli bir bilgi. Şimdi dünyada e, ticarete konu olan genel kabul görmüş önemli para birimleri var. Bunlardan ilk ikisi Amerikan doları ve e, euro bölgesinin ortak para birimi euro. Ve birbirinin muadili olarak düşünebiliriz bu iki para birimini. Ee, tabii ki Euro'dan e, Euro'ya yapılacak geçişler piyasada doların değer kaybına neden olabilirken, dolar-türk lirası paritesinin de düşmesine neden olabilir, dolar değer kaybettiği için kesinlikle bu ilişkiyi e, kurmak yanlış olmayacaktır. Söylediğiniz doğru aslında. Sorulara bakmaya devam ediyorum. GDP'nin önem derecesi çok önemli bir e, veridir. Ben tekrar şimdi burada bazı konular var, orada da anlatım isteyen birkaç katılımcı var birlikte. E, o yüzden bu kısmı birazcık daha üzerinde durmak istiyorum. Şimdi GDP'den bahsettik birlikte GDP'nin önem derecesi, evet, e, önem derecesi yüksek bir veridir. Ama advance, preliminary ve <laughs> Final'dan bahsettik hatırlarsanız. Advanced GDP burada yani ilgili döneme ilişkin açıklanan ilk rakam piyasalarda daha sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir. Ee, preliminary ve... Final rakamlar daha az etkilerin oluşmasına neden olabilir ama GDP verisinin önem derecesinin her zaman yüksek olduğunu ifade etmekte fayda var. Şimdi parasal genişleme faiz oranından bir kez daha bahseder misiniz dedi birkaç katılımcımız birlikte. Bu şemamızı bir kez daha birlikte inceleyelim. şemaya devam edelim. Burada teknik bir sorun oldu. Evet. Şimdi Merkez Bankası'nın politika faiz oranı bizim için önemli demiştik. Eğer yüksek enflasyon bir sorunsa ekonomide Merkez Bankası talebi kısmak için faiz oranını arttırmayı tercih eder. Özel bankalar daha yüksek maliyetle daha düşük kredi daha düşük miktarda kredi çekerler ve ekonominin içerisine akan para miktarı azalır. Ee, ...talep kısılır bu sayede ve enflasyonu düşürmeyi amaçlar Merkez Bankası. Ama eğer işsizlik oranıysa, yüksek işsizlik oranıysa ekonomideki problem. Yani ekonomik büyüme düşükse, ekonomik aktiviteler zayıfsa bu gibi durumda Merkez Bankası borçlama maliyetlerini düşürmek için politika faiz oranını düşürerek özel bankaların daha düşük maliyetle daha yüksek miktarda kredi kullanmasını sağlayabilir. Bu gibi durumda tabii ki özel bankalarda daha fazla kredi kullandırarak ekonominin içerisindeki dolanımdaki para miktarını arttırırlar. Ve daha fazla talep reel ekonominin canlanmasını sağladığı için de işsizlik oranı düşer ve enflasyon oranı burada bir miktar yükselebilir. Zaten şu ilişkiyi söylemekte fayda var. Biraz işsizliği yükseltmek için biraz enflasyona katlanmak gerekiyor. Faiz oranı ile piyasaya müdahale ederken Merkez Bankası biraz enflasyonu yükseltmek için biraz işsizliğe katlanmak gerekiyor. Onu da altını çizelim. Şimdi mesela enflasyon oranı ile ilgili sıkıntılar var. Onlardan bahsetmeye devam edelim. <laughs> mesela diyelim ki e, Ekim ayında bir ülkenin ekonomisinde e, enflasyon oranı %3 seviyesindeydi. %3'den %3.5'e çıktığını düşünelim Ekim'den. Kasım ayında e, %3'den %3.5'a çıktı. Yani Ekim'de %3, Kasım'da %3.5. Bu çok iyi bir veri değil, çok iyi bir ilerleme değil. Olumsuz bir şey. Çünkü %2'nin üzerinde enflasyonun yükseliş kaydettiğine yönelik bir işaret, bir emare. Ancak e, diyelim ki %3'den %2.5'e geriledi. Tamam çok olumsuz bir veri değil. E, hatta iyi bir veri %2'ye doğru enflasyon gerilemeye başlamış olumlu bir veri. Ama diyelim ki enflasyon %1. %1'den %1.5'a çıktı. İyi bir veri çünkü %2'ye yaklaşıyor ve ekonomik aktivitelerin arttığına yönelik bir rakam. Ya da tam tersi %1'den %0.5'e düştü. Ekonomik aktiviteler daha da yavaşlamış, olumsuz bir veri. Yani bir öncekiyle burada karşılaştırmak çok önemli. Tabii ki beklenti rakamlarını da ekonomik takvimler üzerinden kesinlikle takip etmek gerekiyor. <laughs> Flash GDP ile preliminary GDP aynı görevde midir? Aynı görevdedir. Mesela bir kez daha oraya anlatayım. Yılın ilk çeyreği geçti diyelim. Ocak, Şubat, Mart dönemi geçti. Ee, Nisan ayında ilgili istatistik kuruluşu ABD'deki Çalışma Bakanlığı e, bu Ocak, Şubat, Mart dönemi geçtikten sonra Nisan'da yılın birinci çeyreğindeki GDP oranı büyümesi %0.5 diye açıklıyor. Daha sonra Nisan ayından sonra Mayıs ayında elindeki verileri, istatistikleri daha derli toplu bir hale getirip bir kez daha birinci, yılın birinci çeyreğine ilişkin bu sefer güncel revize edilmiş yeni rakamlarıyla, yeni istatistikleriyle birlikte ilgili döneme ilişkin rakamı güncelleyip açıklıyor. Şunu da diyebiliriz. %0.5 açıklamıştık Nisan ayında ama aynı dönem için ilgili rakam yine %0.5 bir değişiklik yok. Ya da şunu da söyleyebilir. Yılın ilk çeyreğine ilişkin Nisan ayında açıkladığımız veri %0.5'ti. Mayıs ayında %0.7'ye revize ediyoruz bunu. Çünkü yeni gelen istatistiklerimiz, rakamlarımız bunu gerektiriyor diyor. Daha sonra Nisan, Mayıs, Haziran ayına geçiyoruz. Haziran ayında yine aynı dönem için, yine aynı kuruluş, son artık final rakamını açıklıyor. Ve diyor ki Mart ayında biten, Ocak, Şubat, Mart dönemi, ee, ABD ekonomisi %0.7 büyüme kaydetmiştir diyor. Bu nihai rakam oluyor. Aslında bu bahsettiğimiz ee, flash, işte... Ee, Euro bölgesi için flash final, işte ABD için advance, preliminary ve final rakamları hepsi aynı dönemi işaret ediyor ama sadece tabii ki bir GDP verisini e, hesaplamak o kadar kolay değil. Ülkenin dört bir yanından e, mal ve hizmetler bütününün ne olduğunu anlayabilmek için birçok veri toplamanız, rakam toplamanız gerekiyor. İşte bu istatistikler hazırlanırken biraz zaman geçiyor. O yüzden aslında biz mesela diyelim ki Ocak, Şubat, Mart dönemine ilişkin ABD'den son nihai rakamı görebilmek için Haziran'ı beklemek zorunda kalıyoruz. Ve Haziran ayında yılın ilk çeyreğine ilişkin nihai rakam tamamen açıklanmış ve son bulmuş oluyor. Yaklaşık işte arada Nisan ve Mayıs ayı geçmiş oluyor bu istatistikler değerlenip toplanırken. Aslında olan bundan ibaret. Ee, advance, Preliminary ve Final rakamları bu. Eurostat Açıklarken, Euro Bölgesi'ne ilişkin büyüme rakamlarını aynı zamanda enflasyon için de aynı. Önce Flash GDP ya da Flash CPI olarak açıklıyor, daha sonra da Final CPI, Final GDP olarak son rakamları, nihai rakamları gerekli istatistikleri topladıktan sonra yayınlıyor. Ama bahsettiğimiz gibi ilk açıklanan Flash ya da işte Advance rakamı ABD'nin büyümesi için daha fazla piyasalarda etki yaratıyor. Bunu bilmek gerekiyor forex piyasası katılımcısı için. Peki, umarım sorularınıza da cevap verebildim. Ee, benim bugün için bahsettiğim gibi ifade etmek istediklerim, anlatmak istediklerim bunlardı. Temel analiz forex piyasasında her ne kadar kolay gibi gözükse de aslında değil. Rakamların e, neyi anlattığını ya da rakamların nasıl açıklandığını, bunların piyasa üzerinde neden ve nasıl etkili olduğunu bilmek gerçekten önemli. Eğer siz de bunları yapmayı başarabilirseniz, pozisyonlarınızı alırken daha tutarlı, daha e, doğru adımlar atabilirsiniz. Burada olan tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olabilmişizdir. Bir sonraki webinar çalışmamızda görüşmek üzere herkese iyi akşamlar.